Yani öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Tecrit, evet, 1999 yılından bu yana devam eden bir süreç aslında. Bilinçli bir politika, kişiye özel. Bunu çoğu sefer hem açıklamalarımızda, hem röportajlarımızda, hem de başvurularımızda dile getirdik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde benzeri görülmemiş kişiye özel bir hukuk sistemi işletiliyor. Aslında hukuk demeyelim de hukuk burada bir meşru zemin olarak devlet nezdinde kullanılan bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. 99 yılından bu yana işte İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Sayın Öcalan'a ilişkin bilinçli bir devlet politikası halinde zaman zaman esnetilen ama kesintisiz bir şekilde süren bugüne kadar süren ve bugün çok daha derinleştirilmiş işte son bir yıldır ne bir telefon görüşmesi ne de bir aile görüşü veya avukat görüşü zaten 2011 yılından bu yana yapılmıyor. Derinleştirilmiş bir tecrit durumu söz konusu. Yani bunu hukuk mekanizmaları içerisinde açıklamak açıkçası çok makul gelmiyor. Çünkü dediğim gibi yani hukuk mekanizmaları içerisinde anayasanın giriş bölümüdür. Eşitlik ilkesi esas alınan Türkiye Devleti Cumhuriyeti tarafından anayasanın girişinde eşitlik ilkesi vurgusu yapılan, hukuk devleti ilkesi vurgusu yapılan bir anayasası söz konusu. Ancak uygulamalara baktığımızda bu anlamda birden fazla pratikle çelişkili pratikler, iktidar politikaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Bugün de yine aynı şekilde Sayın Öcalan'a ilişkin tecrit bu çelişkilerden biri ve bireye özgü bir rejim olarak, bir devlet politikası sistematiği olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hani hukuk mekanizmaları içerisinde açıklamak çok olası görünmüyor. Son telefon görüşmesine Sayın Öcalan'ın devletin bir an önce avukat görüşlerine izin vermesi gerektiğini ve avukatlarıyla görüşmek istediğine dair kardeşi Mehmet Öcalan tarafından basına da yansıtılmıştı, kamuoyuna da yansıtılmıştı. Uzun bir süre devletin işte aslında bizden kaynaklanmıyor, işte Öcalan avukatlarıyla görüşmek istemiyor diye bir söylemi vardı. Ancak son telefon görüşmesinde de bir kere daha devletin burada ne ikiyüzlü bir politika izlediği ortaya çıktı. Yani Sayın Öcalan net bir şekilde bir an önce avukatlarının kendisiyle görüşülmesi gerektiğini, devletin bu konuda ciddi yanlışlar yaptığını ve bu anlamda uyarılar yaptığını biz de hepimiz kamuoyundan Sayın Mehmet Öcalan'ın bilgilendirmesiyle öğrendik. Yani açıkçası bugün işte 2011 yılından bu yana avukatların Sayın Öcalan'la sadece 5 kere görüşmüş olması izahı mümkün bir mesele değil. En son işte bir disiplin cezası yansıtıldı kamuoyuna. Aslında hukuk profesörü bu konuda bir açıklama yaptı. Ancak süresi yani 6 aylık bir süreyle avukat görüş yasağı getirilmişti. Fakat ceza infaz yasasında 59. maddede net bir şekilde avukat görüşlerinin nasıl yapıldığını, hangi koşullarda kısıtlandığını, kısıtlanan koşulların ne olduğu da bir açık bir şekilde yazılıyor. Ve bu mevcut disiplin cezası hiçbir şekilde belirttiğim kanun çerçevesinde yerini gören ya da yerini bulan, zemini oturan bir karar değil. Bu anlamda yine avukatların uzun bir süredir başvurularının cevapsız bırakılması, herhangi bir şekilde bir cevabın verilmiyor olması da yine devletin bu politikasının hukukla izah edilemediğini gösteriyor. Yani devlet meşru bir zemin bulamıyor ki avukat görüş yasağının neden uygulandığını açıklayabilsin. Bahsettiğimiz gibi şimdi bir karar varsa o kararın karşılığı olarak bir itiraz mekanizması da işletilir. Hukuk izahatı bu şekilde yapılır. Şimdi karar ikinci bu 13 Nisan'da yani birincisi dolmadan 13 Nisan'da ikinci bir disiplin kararı açıklandı. Yani en azından böyle bir bilgi gerekçesiyle işte avukat görüşlerinin yapılmadığına dönük devlet kanalından bir açıklama geldi. Aslında hukuk bürosu da bu konuda bir yazılı bilgilendirme yapmıştı. Şimdi biz şunu biliyoruz. Yani hani bu kararlar veriliyor normalde infaz kanunu çerçevesinde işte ceza evinde tutulan bir kişinin hakkında verilmiş bir mahkeme kararı varsa bu avukatlarına tebliğ edilir. Dosya avukatlarıyla paylaşılır ve avukatlar da itiraz süreçlerini işletirler. Ancak Sayın Öcalan'a ilişkin verilen kararlarda şöyle bir absürtlük var.
dosyalar avukatlarıyla paylaşılmıyor. Yani şu anda o karar neye ilişkin verilmiş, niçin verilmiş, işte ne zaman verilmiş, itiraz süresi var mı, dolmuş mu, dolmamış mı, avukatları bunu bilmiyor. Çünkü bu konuda kendileriyle herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmıyor. Yani dosyalar ve kararlar avukatlarla paylaşılmıyor. Şimdi bu anlamda aslında mevcut yasalar bile Sayın Öcalan söz konusu olduğunda uygulanmıyor. Yani bu söylemler bizim işte kendiliğinden öğrettiğimiz ya da işte söylediğimiz sözler değil. Bunlar devletin pratikleriyle ortaya çıkan ve sonuç olarak yansıyan meseleler. Yani devlet Sayın Öcalan'a özel bir politika uyguluyor ve bu politika içerisinde de özel bir hukuk uyguluyor. Kendince bunu hukukla açıklıyor ama hukuk değil, adı hukuk değil. Çünkü bir karar verildiğinde o kararlara karşı uygulanacak ya da yürütülecek mekanizmalar tek tek o kararlarda yer almak zorunda. Bu ceza muhakemesi kanunlarında da yazar, bu infaz kanununda da yazar, bu mahkemelerin gerekçeli kararlarında da yazar. Ancak baktığımızda bu kararların gereği ya da bu kanunların gereği Sayın Öcalan söz konusu olduğunda hiçbir şekilde yerine getirilmiyor ve bilgi paylaşımı yapılmıyor. Bizim elbette ki bu anlamda bu mutlak tecrit ve avukat görüş yasağının işte bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için farklı farklı çalışmalarımız, girişimlerimiz oldu. Bu anlamda yine Asun Hukuk Bürosu'nun yine biz ve bizim gibi birçok sivil toplum kuruluşuna, hak örgütüne ve meslek örgütüne başvurusu söz konusu olmuştu. Bu anlamda biz de kurum temsilcisi olarak yani iki eş genel başkan olarak Adalet Bakanlığı'na da bu anlamda bir başvurumuz olmuştu. Ancak bu süreye kadar herhangi bir şekilde bize olumlu olumsuz bir cevap vermediler. Yani bu da aslında devlet mekanizmalarının işlemediğini gösteriyor. Yani ne olursa olsun, olumlu ya da olumsuz bir idari başvuru söz konusu olduğunda devlet mekanizmalarının devlet geleneği ve devlet tahammülleri gereği, sürekliliği ve ciddiyeti gereği bir şekilde cevap vermesi gerekiyor. Ancak biz şunu görüyoruz ki uzun bir süredir Türkiye devleti içerisinde bu tahammüller, bu mekanizmalar işlemiyor. Yani devlet ciddiyeti, sürekliliği açıkçası ortadan kaldırılmış durumda. Keyfi bir şekilde süreçleri işletiliyor. İşte iktidar yapıyor, hukuk ardını topluyor. Biraz o duruma gelmiş bir sistem söz konusu. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye devleti sistematiğinde Kürtler söz konusu olduğunda her zaman istisna hukuk uygulandı. Yani bunun en büyük örneklerinden biri de işte 95 yılında çıkartılan terörle mücadele kanunu meselesi. Şimdi terörle mücadele kanunu çıkartıldıktan sonra infaz kanununda işte birçok kanunda değişiklik yapılarak yine 2005'teki düzenlemelerle birlikte yine 2015 sonrası işte bu kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte vesaire bütün sürece baktığımızda aslında çok net bir şekilde istisna hukukların uygulandığı, yani Kürtler söz konusu olduğunda işte eşitlik, hukuk devleti ilkelerinin yerde bir olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi bu anlamda neden bunu söylüyoruz? Bir kere Türkiye'deki muhalefet ya da diyelim ki demokrat olarak kendini nitelendiren ya da demokrasi adına mücadele yürüttüğünü söyleyen bloklar, Kürtler söz konusu olduğunda bir kere bir uygulamaya göz yumduğunda, işte sesini çıkartmadığında, ses vermediğinde, mücadeleyi bütünlüklü görmediğinde nelerin olabildiğini çok net bir şekilde görebildik. Bunun birçok örneği var. İşte 2014 yılında başlarken de söyledim, 2014 yılında Sayın Öcalan'a yönelik verilen ihlal kararının uygulanmaması, yani AİHM'in vermiş olduğu kararın Türkiye'de uygulanmamasına hiçbir demokrasi bloğu ya da işte diyelim ki demokrasi için mücadele yürüttüğünü söyleyen kesimler ses çıkartmadı. Ne oldu? Bu süreç böyle devam ederken işte Kavala'nın, Sayın Demirtaş'ın kararları çıktı ve Türkiye'de bu kararlar da uygulanmamaya başlandı. İşte Kavala kararı için bu kadar kamuoyu oluşturulurken işte uygulanmaması vesaire vesaire gibi açıklamalar, işte destekler açıklanırken ama 2014 yılında verilen karar demokrat kesimler tarafından görmezden gelindi. Şimdi bu beraberinde ne getirdi? Hükümetlerin, iktidarların keyfiyetçiliğinin artmasını getirdi. Bu keyfiyetçilik işte bugün içinde bulunduğumuz ortamı yarattı. Demek ki
bütünlüklü bakmak gerekiyor meseleye. Hukuka dönük bir istisna uygulandığı zaman bütün muhalefetin, kamuoyunun, işte demokrat kesimlerin ses çıkartması gerekiyor. Eğer Kürtlere uygulanıyorsa o zaman biz görmezden gelelim, bana dokunmayan yılan bin yaşasın meselesi olacaksa o dönüp dolaşıp bir gün onları da vuracak. Yani bu işte cemaat olgusu üzerine çok net bir şekilde aslında ortaya çıktı. Onların uyguladığı hukuksuzluklara ses çıkartmayan kesimler ya da işte kendileri o hukuksuzlukları uygularken biz o dönemde de söylüyorduk. Hepimiz için hukuk, herkes için hukuk. Türkiye'nin demokratikleşmesi sadece Kürtler için değil, bütün Türkiye vatandaşları için istediğimiz bir meseledir. Biz bunu vurguladığımızda, biz bunu söylediğimizde, Kürtler bunu yüksek sesle dile getirdiğinde kimse sahiplenmedi ya da destek çıkmadı. Ne oldu? O hukuksuzluklar döndü dolaştı, onları vurdu. Bugün yine aynı şeyler söz konusu. Yani demokratik kamuoyu Kürtler söz konusu olduğunda hala Kürtleri bir terörist olgu olarak değerlendiriyor ve göz yumuyor yapılanlara. Ne oldu? İşte Gezi davasında gördük. Birçok somut örneği var. Tek tek açıklanabilir bu meseleler. Şimdi bütün bunlarla birlikte biz tecritin sadece Kürt kamuoyunu ilgilendiren bir mesele olmadığını vurguluyoruz. Ve herkesin buna dikkat çekmesi gerektiğine de inanıyoruz. Bütün demokratik kamuoyunun. Tecrit olgusu var olduğu sürece Türkiye'deki mevcut durum, iktidarın kendini meşrulaştırması devam edecektir. 2014 süreci çok ciddi bir örnektir Türkiye kamuoyu açısından. O gün yürütülen süreçte çok net bir şekilde, yani savaş politikaları gündemde olmadığında ve yürütülmediğinde Türkiye'nin ekonomisinin, demokrasisinin, hak mücadeleslerinin ya da işte diyelim ki toplumsal refahın ne düzeyde olduğu net bir şekilde görüldü. Ancak ondan sonra, yani 2015 sürecinden sonra yürürlüğe konulan savaş politikaları, yine güvenlik politikaları bugün Türkiye ekonomisini nereye getirdiği çok net bir şekilde görülebilir. Aslında okumak isteyen, görmek isteyen çok net bir şekilde görebilir. Çok somut örneklerdir. İşte bu yüzden biz diyoruz ki tecrit olgusunun birçok boyutu var. Hukukla, siyasetle, ekonomiyle, toplumla alakası olduğunu bu yüzden söylüyoruz. Bu net bir şekilde görülüyor. Yani yeter ki insanlar gözlerini kapatmasınlar. Bu mesele bir Kürt meselesi gibi ya da işte Kürtlerin meselesi gibi görülmesin. Bu mesele aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi önündeki ciddi bir engel, ciddi bir mesele olduğunu görmeleri gerekiyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi de yine refahla ya da işte hukukun üstünlüğüyle, yine eşitlikle alakalı olduğu da göz ardı edilmemelidir. İmralı'da uygulanan bir sistem oradan bütün topluma yayılıyor. Çok somut bir şekilde görülüyor. İşte yani küçük bir örnek diyelim buna. Sayın Öcalan avukatlarıyla görüştüğünde ne yapılıyordu? O avukatların sesleri, görüntüleri kayıt altına alınıyordu. Orada görüşmeler kayıt altında yapılıyordu. Şimdi bu sistem ne oldu? Gelişti. Bugün infaz kanununa bir yasa düzenleme olarak, yani orada keyfi bir şekilde, bireye özgü bir şekilde uygulanan bir sistem, bugün yasal bir düzenleme olarak işte 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile infaz kanununun 59. maddesine eklendi. Ne oldu kanun hükmünde kararnameyle? Dedi ki işte toplum güvenliğini, cezaevi güvenliğini tehlikeye sokan bir durumdan şüphelenilirse Cumhuriyet Savcısı talebiyle infaz hakimi kararıyla kişinin hükümlünün görüşmeleri, avukat görüşmeleri kayıt altına alınabilir. İşte görüntüyle, sesle ya da bir gardiyanın orada bekletilerek, yani devlet ajanının orada bekletilerek bu görüşmeler kayıt altına alınabilir denildi. Bütün cezaevlerine yayıldı. Tabii, ne oldu? Bütün cezaevlerine yayıldı. Ve bu kanuni bir düzenleme haline geldi. Yani 99'dan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına yapılan değişikliklerde Öcalan'ın etkisi görülüyor. Yani nasıl Öcalan'ın etkisi görülüyor? Bir düzenleme yapıldığında nasıl onu dışarıda bırakırız olgusu yasal düzenlemeler üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Şimdi yani bu örnekten bile baktığımızda biz Sayın Öcalan'a uygulanan politikaların toplumdan bağımsız bir şekilde ele alınabilmesi mümkün olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Yani çünkü yasal düzenlemeler ona göre yapılıyor. Ya da işte diyelim ki toplumsal refleksler, siyaset ona göre yapılıyor, onun üzerinden yapılıyor. Bu anlamda tecrit sisteminin toplumsal boyutunun ya da işte bir bütünün Türkiye Cumhuriyeti toplumunu ilgilendirip Türkiye halklarını ilgilendirdiğini görmek gerekiyor ve ona göre bir refleks geliştirmek gerekiyor. Bütün bu anlamda kendine Türkiye
nin demokratikleşmesini ya da hukukun üstünlüğünün tesisi için ya da işte diyelim ki eşitlik ilkesini kendine bir referans olarak belirleyen muhalefet ya da işte demokratik kamuoyunun bu meseleyi gündemine alması gerekiyor. Bu meseleyi birincil bir gündem olarak ele alması gerekiyor ve bununla karşı ses yükseltmesi gerekiyor. Çünkü dönüp dolaşıyor, hepimizi vuruyor bu meseleler ve bizim kaygımızın da sadece işte avukatların Sayın Öcalan'la görüşmesi meselesi değil, bu tecrit sisteminin son bulması ve buna ilişkin mevcut savaş politikalarının da son bulacağını biliyoruz. Savaş politikaları son bulduğunda Türkiye'nin refah düzeyinde, hukukun üstünlüğünde tesis edileceğine olan inancımız 2014'te zaten somut bir örnekte ortada olduğu için görüyoruz. O anlamda da net bir şekilde tecrit sisteminin bir an önce son bulması gerekiyor. Son bulması gerektiği de aşikar. Türkiye'nin refah düzeyi için veya demokratikleşmesi için bu bir gereklilik, bu bir ihtiyaç. Bu anlamda tecritle mücadele anlamda, yani tecritin son bulması için hukuki mekanizmaların işletilmesi ve bu anlamda yürütülen süreçlere dair aslında tüm sivil toplum örgütlerinin bir şekilde bu meselelere destek vermesi gerektiği, bireylerin bu anlamda destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Yalnız bırakılmaması gerekiyor bu mücadeleyi yürütenlerin. Çünkü bu mücadele yürütülüyorsa bu kişilerin kendi kişisel kaygıları ya da kendi kişisel çıkarları için değil, bir toplumsal çıkar uğruna yürütülen mücadelelerdir, ödenen bedellerdir. Bu anlamda ne kadar çok sahiplenme olursa, ne kadar çok kişi tarafından, kurum tarafından bu sese ses katılırsa, bu anlamda bir an önce daha doğrusu daha çabuk bir sonuç ortaya çıkacağını ve Türkiye'deki bu sorunların, bu meselelerin, bu savaş politikalarının son bulacağına inanıyoruz. Bu anlamda bütün demokratik kesimleri ve sivil toplum kuruluşlarını verilen mücadelelerde ses vermesini, güç vermesini, destek vermesini bekliyoruz.